Merhaba beyler. Merhaba. Nasılsınız? İyi, Allah'a şükür. Hazır mısınız? Hazırız. Asla bitmeyecek tartışma konularına 5 tane örnek verir misiniz? Asla bitmeyecek tartışma konularına. Evet. 5 tane örnek verin. 3 ya da 5 tane size kalmış bir şey. Messi mi Ronaldo mu? Başka? PES mi FIFA mı? Başka? Getir mi Trent yol mu? Başka? Rusya mı Ukrayna mı? O tartışma. Bir de son kez. Ne olabilir? Fenerbahçe'nin. 3. Dünya Savaşı'nda Türkiye Rusya'nın yanında mı? Ukrayna'nın yanında mı? Yani soruyu ben bana şöyle çarptırıyor. Tamamdır. İkinci sorumuz şu. Üçüncü Dünya Savaşı'nda bildiğiniz üzere Azerbaycan Rusya'nın yanında. Peki bu durumda Türkiye'nin tepkisi ne olur? Azerbaycan Rusya'nın yanında. Evet, Azerbaycan Rusya'nın yanında bulunuyor. Peki bu durumda Türkiye'nin tepkisi ne olur? Bence Türkiye yine sessiz kalmayı tercih eder diye düşünüyorum ben. Peki siz? Belli olmaz bizim Türklerin artkeni ya. Güler savaşır geliriz. Teşekkür ederim. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Merhaba beyefendi. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hazır mısınız? Evet, hazırım. Asla bitmeyecek tartışma konuları nelerdir? 3 ya da 5 tane örnek sayabilir misiniz? Asla bitmeyecek tartışma konuları bu doların yükselmesi, bitmemesi. Başka? Hani bu savaşlar falan çok yani hani devam edebilir. Yani tartışma konuları, onları örnek veriyorsunuz. Evet. 3. Dünya Savaşı'nda Azerbaycan Rusya'nın yanında yer alıyor. Peki bu durumda Türkiye'nin tepkisi ne olur? Türkiye bu tepki karşısında hani şey yapamaz. Sessiz mi kalır diyorsunuz bu durumda? Yani. Teşekkür ederim. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Merhaba beyefendi. Merhaba kardeşim. Nasılsın? İyi, Allah'a şükür. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hazır mısın? Her zaman. 7/24. Her zaman. Asla bitmeyecek tartışma konularına örnek verir misiniz? Mesela örnek verin. Cristiano Ronaldo Messi mi? Futbol mu, basketbol mu? Bunun gibiler. Bunları boş ver. Biz ülkeden bahsedelim. Tamam, işte iki tane dedim. Bir tanesi bu. Tamam. Örnek verebilir misiniz? Ronaldo çok güzel top oynuyor. Messi daha güzel oynuyor. Yok yok. Vallahi. Niye? Ronaldo niye hangi? Ronaldo hangisiydi ya? Fenerbahçe'de oynayan. Lan oğlum salak oğlum. Hangi takımda oynuyor? Ronaldo. Manchester United. Ha, Ronaldo şeydi, doğru. Cristiano Ronaldo. Ben bizim Ronaldo'yu sanettim. Yok, bu o değil ya, o öldü. Ronaldo usta, en iyisi o. Bence Messi'nin kanonları olsun şimdi. Yok yok. Tamam, kimin daha çok golü var? Ronaldo ayak bir kere adamın uyuyor. Sen gelin, sonra da hemen atlayın. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hazır mısın? Ne? Röportaja. Hazırım ben. 3. Dünya Savaşı'nda Azerbaycan Rusya'nın yanında yer aldığını söyledi. Peki bu durumda Türkiye'nin tepkisi ne olur? Rusya'ya kafa tutamaz. Niye? Peki neden? Türkiye'nin nükleer bombası var mı? Yok. Rusya'nın var. Bir tane nükleer bomba Türkiye'yi dümdüz eder, değil mi? Türkiye'nin 1000 tane uçağı olsa neye yarar? Değil mi? Mantıken NATO'da şey yapamıyor, kafa tutamıyor. Rusya, Ukrayna. Şimdi sonuç ne? Rusya ile Ukrayna sonuç ne? Ukrayna'nın yanında kimse yer almıyor. Nasıl almaz almıyor? Zaten Türkiye Rusya'ya yani. Kafa tutamıyor. Evet, biraz daha başta yok. Herkes korkudan, oğlum akıllı olur. Kafa tutabiliyorlar mı? Hayır, tutamıyorlar. Miktar şey olduğu için. Onun için Rusya ne istiyorsa verecek NATO, çok yapacak bir şey yok. Ukrayna istiyorsa Ukrayna'yı verecek. Yoksa savaş başlarsa bütün dünya... Merhaba beyefendi. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hazır mısınız? Hazırız tabii ki, her zaman, her daim. Hiç bitmeyecek tartışma konuları nelerdir? Örnek vereyim mi? Ronaldo mu, Messi mi? Ondan sonra futbol mu, basket mi? Esmer mi, sarışın mı? Başka? 5 tane. Esmer mi, sarışın mı? 5 tane mi saymak evet gerekiyor? PES mi, FIFA mı? Evet. Az önce söylediğim gibi. Messi, Ronaldo. İstanbul mu, İzmir mi? Hiç bitmiyor. Ev arkadaşımla sürekli ettiğim bir kavga. Ben her zaman İstanbul derim, o her zaman İzmir der. Tam kaldı 2 tane. Nike mı, Adidas mı? Her zaman Nike. Aynen. Ben de her zaman Adidas'çıyım. 5. Vallahi aklıma gelmiyor kanka. Tamam, aklına gelmiyor. Misin? Teşekkür ederim. Ben de zaten her zaman İzmir'den yanayım, İstanbul değil de. İkinci sorumuz şu. Ukrayna Rusya arasındaki savaşta
Azerbaycan Rusya'yı destekliyor. Bu durumda Türkiye'nin tepkisi ne olur? İkinci Dünya Savaşı ya çıkarsa. Ben bir bürokrat veya politikacı değilim pek. Yani devletlerin stratejilerini tahmin edemiyorum ama. Bence Türkiye kendi güvenliği açısından Rusya'nın yanında olmalı yani. Rusya'nın yanında evet. Olmalı. Ben böyle düşünüyorum. Peki NATO bu durumda ne der? NATO bu durumda ne der? Yani tabii yapılmış bazı anlaşmalarımız vardır. Hani o kağıda dökülmüş bazı şeyler vardır ama dediğim gibi biz Rusya'nın karşısında durursak zararlı çıkarız diye düşünüyorum. Dediğim gibi politikacı sokaktan geçen herhangi biri ama Rusya'nın yanında durmamız lazım. Teşekkür ederim. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Merhaba Kral. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. İyiyim, teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım, evet. Hiç bitmeyecek tartışma konularına örnek verir misin? Yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan çıkar? Başka? 4 tane de örnek verir misin? 4 tane veremem ya. Aklıma ilk bu geldi, onu söyledim. Tamamdır. Teşekkür ederim. İkinci sorumuz şu. Evet. Ukrayna-Rusya arasındaki savaş var biliyorsun. Evet. Diyelim ki 3. Dünya Savaşı'nda zaten Azerbaycan Rusya'nın yanında. Peki bu durumda Türkiye'nin tepkisi ne olurdu? Türkiye'nin tepkisi sert olurdu. Başka? Aramız bozulurdu büyük ihtimalle. Böyle. Teşekkür ederim. Rahatsız ettiysem kusura bakma, kendine iyi bak. Evet.